Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Ortalık kan gövdeyi götürüyor ya. Hani Fatih bütün ordusuyla İstanbul önlerine gelmiş. Bizanslılar içeride meleklerin cinsiyetini tartışıyorlarmış. Bugün ben de böyle kendimce dedim ki milleti bir gündemden dışarı çıkarayım. Şöyle gündemden bir dışarı çıksınlar diye düşündüm. Ama öyle ne o melek cinsiyeti tartışmayacağız. Gündemden dışarı çıkarken yine kendi alanımızla alakalı İnşallah birkaç hadis okuyalım. Sonra vaktimiz kalırsa sorulara bakalım. Bu hadislerle tasavvuf diye bir eser. Ali Tanevi'nin. Bunu normalde ben de okumadım hiç. Böyle ara sıra içinden birkaç hadis bakmışımdır. Bütünüyle okumadım. Böyle nasip olursa niyet ettim inşallah. Bunu böyle derslerde, perşembe derslerinde ne kadar zamanımız olursa 1, 2, 3 böyle hadislerden okumak inşallah. Ömer bin Haddab'dan rivayet edilen Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelmesi, ona dinle ilgili bazı sorular sorması ve Resul-i Ekrem'in cevaplar vermesiyle ilgili hadiste Efendimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O Cebrail idi. Dıhye suretinde indi. Malum bu meşhur Cibril hadisidir. Bu Cibril hadisinden İslam uleması hem bu noktada kendisiyle alakalı İslam ulemaları dinle alakalı İlim dallarını da bu hadis-i şerife dayandırırlar. Meşhurdur. Gelir bir kimse, temiz giyimli bir kimse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin önüne oturur. Benim sorularım var der. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ona der ki sor. Birincisi der ki İslam nedir? Özür dilerim. Önce iman nedir der. İman nedir deyince o da kelime-i şehadet getirmek. İşte ondan sonra Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, özür dilerim. Allah'a iman etmek, meleklerine iman etmek, peygamberlerine iman etmek, kitaplarına iman etmek, din gününe iman etmek, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek, kadere, kabire, hesaba, kitaba, cennetin, cehennemin varlığına iman etmektir der. Ardından İslam nedir der. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek der. Ardından da ihsan nedir der. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, göremesen dahi her daim onun seni gördüğünü düşünerekten, tefekkür ederekten yaşamandır der. Ardından der ki kıyamet ne zaman kopar? Ardından kıyamet alametlerini sorar. Kıyamet alametlerini sorduktan sonra der ki ne zaman kıyamet kopar? O da der ki sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yoktur der. Sorulan normalde sorandan sorulanın daha fazla bilgisi yoktur der. Buradan İslam uleması kendince iman nedirden akaidle alakalı meseleleri, İslam nedirden ibadetle alakalı meseleleri, ihsan nedirden tasavvufla alakalı meseleleri çıkarırlar ilim olarak. Burada en önemli meselelerden birisi de Cebrail aleyhisselamla alakalı. Bu soruyu sorar, bu gelen kimse yürür, çeker gider oradan.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ashabına der. Bu soruyu soran kimdi? Derlerdi ki ashab dıhyeydi. Dikkat edin. Ashab dıhyeydi der. Dıhye deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun ashabın dıhye demesinin karşılığında gelen Cebrail kardeşimdi. Size dinini öğretmek için geldi der. Size dini öğretmek için geldi. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bir kısım mele-i azam normalde bir kimsenin, bir şahsın, bir insanın suretinde görünebilir. Azrail Aleyhisselam'ı insan suretinde, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i insan suretinde, bir kısım melekleri insan suretinde görebilirsiniz. Bunun tersi de olabilir. Tersi nasıl olur? Mübarek bir zatın bir melek suretinde zuhuru da söz konusu olur. Ve bir varlığın, bir varlığın farklı suretlere bürünerekten görünmesi mümkündür. Burada bir, o varlığın gerçekten hakikat noktasında hangi surette olup olmadığı, iki, görenin makamına, derecesine göre onun suretini görüp görmemesidir. Şimdi aslında Allah-u Alem Cebrail Aleyhisselam dıhye suretinde değildi. Ama oradaki sahabeler onu dıhye suretinde gördüler. Ama o dıhye suretinde bütün herkes görürken gerçekte hakikatte o Cebrail Aleyhisselam'dı. Bu manada kalp gözü açık olan, hikmete ram olan, ilmi ledüne sahip olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun dıhye değil Cebrail olduğunu biliyordu. Ama diğer insanlara o dıhye suretinde görünüyordu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o bu kimdi soruyu soran dediğinde oradakiler ağız birliği etmişçesine dıhyeydi dediler. Onun dıhye olmadığını biz bir tek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri beyan etti. Dedi ki o Cebrail kardeşimdi. Size dininizi öğretmek için geldi. Size dininizi öğretmek için geldi. Demek ki bazı manevi şahsiyetler veya meleklerden bir kısım melekler bir kimsenin dinini öğretmesi için de bir insan suretinde o kimsenin etrafına, karşısına veyahut da onunla alakalı bir meselede gelebilir mi? Evet. Bu şeyhi olabilir, bu pejmurde bir kimse olabilir, bu bir kadın olabilir, bu bir erkek olabilir, bu bir pir efendi olabilir. Bu geçmiş peygamberlerden birisi olabilir. O kimse kendi, onun gördüğü kimseyi ne zannedecek kendi makamına göre? Ama bir kadın görecek, ama bir erkek görecek, ama bir veli görecek, ama sahabeden bir kimse görecek, ama geçmiş peygamberlerden birisi görebilir mi? Evet. Ve böylece o gördükleri, o kimsenin kendince, kendi dairesinde hak mı? Evet. Ama onun öyle olmayıp da bir meleği azam olduğu veyahut da öyle olmayıp da farklı surete bürünmüş bir veli zat da olduğu da kendi o velinin tarafından batin olarak hak mı? Evet. O yüzden normalde ama buradaki kesin kaidelerden birisi şu. O size dininizi öğretmek için gelmişti. Demek ki bunun bir ayağı, bir perdesi de o meselenin dinin öğrenilmesi, hakikate erişilmesi, hakikatin bilinmesi, hakikatin ortaya çıkması için olacak. Bu farklı bir meseleden değil. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bir dini meselede hakikatin ortaya çıkması,
bir dinin herhangi bir meselesinde hakikatinin bilinmesi, öğrenilmesi için ancak böyle bir tecelliyat, böyle bir zuhurat olacak. O yüzden Cebrail aleyhisselam bu manada değişik insan suretlerinde görünmesi muhtemeldir. Mesela Meryem annemize de hani ona bir ruh üfledi derken Meryem annemiz onu Cebrail suretinde mi gördü? Yoksa bir melek suretinde mi gördü? Yoksa onu başka bir zat-ı şerifin suretinde mi gördü? Bu konuda da net bir açıklama yok. Burada da Cebrail aleyhisselam Meryem'e üflerken, İsa'yı üflerken hangi surette üflediğine dair de elimizde bu noktada yazılı kitapların içerisinde herhangi bir şey yok. Ama ona görünürken Cebrail aleyhisselam Meryem annemize insan suretinde göründü. Ama insan suretinde görünürken ona nasıl bir insan, kimin suretinde göründü, burası farklı bir şey. Ama ona bir insan suretinde görünmemiş olsaydı Meryem annemiz irkilmezdi, korkmazdı, kendince tedirgin olmazdı. Bir insan suretinde çünkü namusunu, şerefini, bu noktada iffetini düşünen bir kadının kendince titremesi, korkması, irkilmesinin kadar doğal bir şey yok. Ama eğer insan suretinde görünmemiş olsaydı, melek suretinde görünmüş olsaydı belki de bu kadar irkilmeyecekti. Demek ki Meryem'e de görünürken insan suretinde göründü. İnsan suretinde göründü ki Meryem kendince, kendi namusu, kendi iffeti, kendi şerefi için irkildi. Çünkü Meryem'in tanıdığı bir surette de değildi Allah-u Alem. Meryem'in tanıdığı bir surette olmuş olsaydı Meryem yine irkilmezdi. Demek ki Meryem'in o güne kadar görmüş olduğu bir suret de değildi bu insan sureti. Ve belki de kendisinden sonra zuhur edecek bir manevi suret de olabilir. Veyahut da hiç kendisinin tanımadığı bir suret de olabilir. Buradan da hareket ederekten demek ki Cebrail aleyhisselam veya büyük melekler veya melekler insan suretinde insanlara görünebilir mi? Evet. Onlara Allah'ın emrini tebliğ edebilir mi? Evet. Tebliğ ederken de insanlar bu noktada kendince insan suretinde bir kimseyi gördüğünden, öyle gördüğünden dolayı tebliğin öyle olduğunu anlayabilirler mi? Yani bu noktada evet. Onun manevi bir şahsiyet olduğunu bilebilir mi? Bir kısım. Bilemezse bir zarar gelir mi? Hayır. O yüzden normalde bu akşam dersimiz de bu kadar olsun. Diyelim ki evet, Cebrail aleyhisselam, melekler insan suretinde insanlara görünebilirler. İnsan suretinde görünürken bir veli zatın suretinde, bir sahabenin suretinde, bir geçmiş peygamberlerin suretinde görünebilirler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin suretinde görünemezler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sureti bu manada delillenmiştir. Onu gören gerçekte görmüştür. Onun şekline, şemaline şeytan giremez. Onun şekline, şemalinin hiç kimse giremez. Allah-u Alem. Doğrusunu Allah bilir. Amin. Evet. Lut'a gittiklerinde de melekler insan suretinde gittiler. Genç birer delikanlı oğlan suretinde gittiler. Öyle gördüler onlar daha doğrusu. Öyle gittiler demeyelim de öyle gördüler. Onlar onu genç insan, genç erkek suretinde gördü herkes. Erkeklerin kendi aralarında yapmış olduğu organizasyonlara bayanlar nasıl dahil olabilir? Bu noktada erkekler, evli olan erkekler bazı organizasyonlar yaparlarken mesela bir pazar günü veya bir işte ne bileyim
kadınların onlarla beraber vakit geçireceği bir zaman eşlerini de düşünecekler. Bilhassa dergahın içerisinde aktif olan arkadaşlar, işte değişik yerlerde sohbetlere, zikirlere, değişik toplantılara, değişik vazifelere gidiyorlar. Haftanın 3 günü, 4 günü bu tip vazifesi olan, sohbetlere giden, derslere giden, semaya, göreve, vazifeye giden arkadaşlar var. Onlar işte 3-5 gün haftanın birkaç günü evde kalıyorlar. O birkaç günü, 2-3 günü de evde kaldıklarında erkekler kendi aralarında bir program yapıp eşlerini götürmezlerse sıkıntı. Bu noktada ya biz arkadaşlarla toplanacağız, işte bir deniz kenarında piknik yapacağız veya dağa gideceğiz veya şuraya gideceğiz. Allah'tan korkun, o kadınlar da bir hafta sizi evlerinde bekliyorlar. Onlara da yönelik bir program yapın. Gidin, kadınlar bir yerde otursun, erkekler bir yerde otursun. Programlarınızı bu şekilde yapın. Ama zaten genelde derviş, bayan kardeşler, eşlerinin dergahla alakalı çalışmalarına zannediyorum bir şey demiyorlar. Ama onun dışında da bir program yapıldığında erkekler de onların bu noktada haklarını gözetip programlarına eşlerini de dahil etsinler. Sohbeti hiçbir hafta duyamıyoruz. Bayanlar ayrı, çocuklar ayrı konuşuyor. Çocuklar sürekli erkekler ve kadınlar tarafına gelip gidiyor. Çok rahatsız oluyoruz. Evet. Bu büyük handikap. Aynı şey, ne o, rahatsızlık tekkede de oluyor. Bunu defalarca söylememize rağmen yine de arkadaşlar, kardeşler bu konuda titiz davranmıyorlar. Bir, çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Bayanlar bırakıyorlar çocuklarını. Çocuklar istedikleri gibi gürültü yapıyorlar. İki, kendi aralarında konuşuyorlar. Kendi aralarında çok yorum yapıyorlar. Bunu sohbetten önce veya sohbetten sonra yapmalarında bir beis yok. Ama sohbet esnasında yapılıyor. Bu gerçekten sufi adabına aykırı bir şey. Bu gerçekten aykırı bir şey. Ya normalde hiç hayatımda o kadar utanmadıydım. Hani şey gelmişti. Şevket Yılmaz gelmişti. Yani Şevket Kazan ne o? Şevket Kazan mı? Şevket Kazan gelmişti. Yani sohbetine başlamazdan önce kısa bir Kur'an-ı Kerim okudu. Yani yukarıda muhabbet devam ediyor. Ardından bir şeyler sohbet etti, konuştu. Daha yukarıdan devam ediyor. Yerin dibine girdim kendi adıma. Bir sufi toplulukta olmaması gereken şeyler. Sufiler edebe çok riayet ederler. Bilirler ki edebe riayet etmemek gerçekten o kimsenin manen körelmesine sebep olur. Ve hiçbir şey yapmasalar dahi sufiler susmasını bilirler. Şimdi bu bayanlar bölümü böyle ayrı ya, ayrı olmasının da getirdiği bir problem var. O böyle ne anlaşılıyorsa artık böyle kendi kendilerine konuşmayı bu noktada bir kar zannediyorlar. Erkeklerden de oluyor bu. Bunu normalde hani kendilerince konuşmacıya saygısızlık yapıyorlar ama o saygısızlık kendilerine ait. Bir kimse bir toplantıya giderse, o toplantıda bir konuşmacı var ise, konuşmacı konuşmasını bitirinceye kadar saygıyla dinlenilmesi gerekir. Eğer bir kimse dinlemek istemiyorsa çıkar toplantı salonundan, dinlemez. Yanındaki bir kimseyle o sohbet esnasında konuşmak şu demek:
Yani ben bu arkadaşı dinlemiyorum. Bunu da dinlemek istemiyorum. Buna bir saygı duymuyorum. Bunun karşısında herhangi bir saygım yok. Aslında otomatikman sufi adabınca kendisine saygısı yok. Kendisi edepsizin teki. Sufi adabı budur. Konuşmayacaksın, yani konuşmayı dinlemek istemiyorsa yürür gider. Bize öyle öğretildi. Şeyhin yanında çay karıştırırken dahi ses çıkaramazsınız. Bize öğretilen adab buydu. Çaylar dağıtıldığında çatır 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 çatır. Onu ancak ilk gelen derviş yapar, ilk gelen misafir yapar. Kimse de dönüp bakmaz ona. Herkes içinden der ki bu arkadaş yeni gelmiş. Bakın çay karıştırırken dahi sufiler çay bardağından ses çıkarmazlar. Çayı höpürdetmezler. Çay bitince çatır 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 çalkalamazlar. Ses çıkarmazlar hiç. Çay ver dahi demezler. Çay verir misin demezler. Çay nerede kaldı demezler. Yemek nerede kaldı demezler. Kaşık çatal vurmazlar. Tabağa vurmazlar. Veya bardağa kaşıkla vurmazlar. Hani iş nerede kaldı gibisinden. Sufiler edeple otururlar. Dillerine sahip çıkarlar. Boş konuşmazlar. Eğer sohbet eden yoksa böyle örneğin konuşulmuyorsa ama oradan işte üstadı gelip oturduysa konuşmuyor. Hiç kimse konuşmaz. Herkes oturur zikrullah yapar. Oturur içinden zikrullah yapar. Konuşmaz. Bu sefer de yanındaki onların edebiyle edeplenir. Hani bizde bir atasözü vardır ya üzüm üzüme baka baka kararır diye. Hazreti Mevlana Mesnevisinde de almıştır bunu. Mesnevide de der Hazreti Mevlana. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bir kimse olgunlaşması yanındakine bakaraktan olgunlaşır. Olgunlaşmayacaksa yanındakine bakaraktan olgunlaşmaz. Yanındaki bir kimse konuşur da o da konuşursa ikisi de ham, koruk daha. Olgunlaşmamış üzüm. İki koruk yan yana gelmiş. Ne haber ya, iyi misin? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim ya işte. Nasıl be işler? Şu mesele nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Şu ne yaptı? Bu ne etti? Sohbet esnasında yanındakiyle konuşan kimse koruktur. Olgunlaşmamış daha. Kaç yıllık derviş olduğu önemli değil. Zikrullah esnasında vazifeli değil, bir şey değil. Etrafıyla konuşuyorsa, zikrullah yapmıyorsa kaç yıllık derviş olduğu önemli değil. O koruktur. Olgunlaşmamış henüz daha. Olgunlaşmamış. Yanındakinin sorduğu soruya sohbet esnasında cevap dahi vermez. Tebessüm eder. Sonra görüşelim. Sonra konuşalım. Sohbet bitsin. Çünkü sufiler sohbete otururlarken niyet ederler. Kendilerince niyet eder. Ya Rabbi buradan çıkıncaya kadar itikafa niyet ettim. Günahlarını dökmeye gelmiş, kusurlarını sermeye gelmiş. Kendince temizlenmeye gelmiş. E buna niyet lazım, ihlas lazım, samimiyet lazım. E bunun içinde susmak lazım. E buna da utanıyorum bu sohbeti yapmaya. Gerçekten utanıyorum. Hani böyle zorla kendimi dinletmek istiyormuşum gibi algılanacak diye utanıyorum. Yoksa Allah muhafaza eylesin, kendimle alakalı değil. Ama bu bir sufi adabı. Yani aniden herhangi bir misafir gelebiliyor. Aniden birisi gelebiliyor. Aniden birisi durabiliyor. Bu noktada arkadaşlar edep erkan sahibi olacaklar.
böyle bir şeye maydanoz olmaya çalışmayacaklar. Edeple oturacaklar, susacaklar, bekleyecekler, konuşmayacaklar. Bakın, ses çıkarmayacaklar. O edebi, o erkanı, o adabı muhafaza edecekler. Kadına erkeğe, herkes için geçerli. Lafa girmek, lafı kesmek, sohbetin arasına dalmak. Yok İslam adabında. Sohbet esnasında illaki oradan bir şey söyleyecek. Yok. Sohbet bitince sorusu olan var mı diye soruluyor. Sorulsun varsa sor. Araya illaki bir şey katacak. İlmini mi koyacaksın? Gel otur sohbet et o zaman. İllaki bilgin varsa muhakkak vardır. Herkes çavuş. Git mahallede aç bir sohbet. Herkese anlat orada. Sabahtan akşama kadar anlat. Herkes ders yaptırsın. Hiç sıkıntı yok. Aç evini. Topla milleti. Anlat sabahtan akşama kadar. Onlar sorsunlar, sen cevap ver. Muhteşem. Bakın muhteşem. Hiçbir sıkıntı yok. Kadınlar, erkekler. Hepiniz Allah yolunda koşun. Hepiniz Allah dedettirin. Hepiniz sohbet edin. Hepiniz. Bakın hepiniz. Hepiniz şeyh olun. Hepiniz birer mürşidi kamil olun. Allah'tan isteyin bu. Hepiniz hem. Ama bunun yolu edepten geçiyor. Bunun yolu edepten geçiyor. Bunun yolu Allah yolunda, Allah için koşmaktan geçiyor. Bunun yolu haftada bir gün derse gitmekle olmuyor. Rahat yatağını, rahat evini terk etmekten geçiyor. Bunun yolu kendi rahatını geçmekten geçiyor. Birinci derecede daha. Evde oturaraktan olunmuyor. Evde oturaraktan olunmuyor. Allah için koşmaktan geçiyor bu. Öyle karpuz yata yata büyüyor, derviş yata yata büyümüyor. Karpuzsa yata yata büyüyecek. Onu da kesip yiyorlar. Ama insan yatarsa insanı kesip yiyemezsin de. Karpuz yata yata kızarır. İnsan yata yata bozulur. Kalmaz bir şey, çürür. Perişan olur. O zaman edep lazım. Bir yerlerde sohbet edenler anlar onu. Sohbetinin yarıya kesilmesinin ne olduğunu, aradan birisinin çıkıntı yapmasını. Gidersin bir ara. Bakın bu Allah muhafaza eylesin. Bu Süfyan ahlakıdır. Ebu Cehil ahlakıdır. Sohbeti yarıda kesmek. Birinin sohbetini ağzından almak Ebu Cehil ahlakıdır. Ne yaptı Ebu Cehil? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bütün akrabalarını topladı, yemek verdi onlara. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyor. Onlara dini tebliğ edecek. Tam anlatmak için sözü ele alıyor, konuşacak. Orta yerden Ebu Cehil çıkıyor. Sen bunun için mi bizi topladın buraya diyor. Konuşmayı yarıda kesiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tekrar sohbete başlıyor. Tekrar meseleyi anlatacak, baştan alıyor. Tam onlara peygamberliğini ilan edip, onları bana biat edin, gelin peygamberliğimi kabul edin, Allah'ın varlığını, birliğini kabul edin diyecek. Ebu Cehil gene çıkıyor ortaya.
Sen bu yemeği diyor iki lokma yemek yedirdin. Bu yüzden mi bize yemek yedirdin? Lanet olsun diyor. Bu yemeği yemeseydik de biz. Dikkat edin. Bir konuşmacının konuşmasını kesmek, sohbet eden bir kimsenin sohbetini orta yerden kesmek, bunu bilmeyenler tamam. Buna söyleyecek laf yok. Ama bunu kesmek Ebu Cehil ahlakıdır. Sorusu olan var mı dediğinde sorar herkes. Bir kimse soru da kabul etmeyebilir. Gittiniz bir toplantıya, konferansa gittiniz. O konferansta sunum yaptı bir kimse, bir şeyler anlattı, bitti. Soru almıyor. Tebliğini yaptı, bitirdi. Soru almıyor. Sorusu var mı denmedikten sonra ona soru da sorulmaz. Sorusu var mı denmedikten sonra bir şey sorabilir miyim denmez. Adaba aykırı. O kimse soru almış olsa diyecek. Sorusu olan sorsun. Sorusu olan sorsun denmiyor. Bir şey sorabilir miyim denmez. Denmez. Sorusu olan var mı denmemiş. Denmez. Bu kadar. Hani konuşmaktan şimdi bayanların tarafına bak şimdi hiç ses çıkmıyor. Yazık. Ben daha da üzülüyorum o zaman. Yani değer miydi bunca sohbeti konuşmaya şimdi bunca şeyi söylemeye? Değmez. Yanı başındaki hiç kimse konuşmazsa gelir bir kimse yeni gelmiş bakar kimse konuşmuyor o da konuşmaz. Ama şunu unutmayın. Eskimişlik insanı batırır. İnsan eskidikçe edebini derinleştirmeli. Eskidikçe. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin etrafında hizmet eden bir kimsenin cehennemlik olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri söyledi. Onun yanı başındaydı. Hizmet ediyordu. Vefat etti. Dediler ki o cennetliktir. Hani peygambere hizmet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hayır dedi. O cennetlikte cehennemde o dedi. Gidin evini araştırın dediler. Dedi. Gittiler. Baktılar ki Beytül Mal'ın malını gördüler. Hırsızlık yapmış. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanı başında durması onu kurtarmadı. Dikkat edin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin etrafında hizmet etmesi onu kurtarmadı. Ne dedi kızı Fatıma'ya? Dedi dikkat et. Babam peygamberdi diye kendi kendine emin olma. Babam peygamber deme. Emin olma. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden dervişlik sizde daha da incelik, daha da edep katsın. Eminlik edip adabı, edebi terk eden çiğneyenlerden eylemesin. Amin. Adabı erkanı Allah muhafaza eylesin. Kendi heva ve hevesine döndürenlerden eylemesin. Amin. Hepimizi birer edepli derviş eylesin. Amin. Hepimizi de salihlerden eylesin. Amin. La ilahe illallah.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Yes. Yes.